işte ömreye gitti, parasını bir daha hac çıktığında tekrar gidebilecekse, gidebilecekse, maddi yönden bir problemi yoksa, o zaman ömreye gitmesinde bir beis olmaz. Yani o kimse kendisini bu noktada şey yapar, yani parasal olarak bir problem yaşamadığından dolayı bir daha para hac için harcayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama öbür türlü eğer ki o kimsenin mali durumu yerinde değilse, yani bir daha hac parası veremeyecekse, biriktiremeyecekse, o zaman o kimse birinci derecede hacca odaklanacak kendine. Yani şunu düşünsek mesela Kur'an'da çıkma ihtimali düşük. Olsun, hacca odaklanacak. Farz olanı farza riayet edecek yani. Evet. Tekrar söylüyorum, mali durum yerindeyse o kimsenin, o zaman o kimse bir an önce beyni tavaf etsin gitsin. Ama mali durum yerinde değilse, o kimsenin bir daha imkanı olmayacak öyle bir şey. Ama birinci derecede hacca gitmek gibi bir şey. Edeb-i Müfred'te kitap yanında olmadığı için 360'ın 6. sayfada 342. hadis. Orayı bir size zahmet olsun. 366'nın 342. Ayağın ön tarafı doğru uzak mı? 342 mi efendim? 542. O zaman 166 olabilir ya da 266 aklımda kaldığı kadar. Kaçıncı hadis-i şerif? 342 diye aklımda kaldı. 166 ya da 366. Evet. 366 efendim, aklımızda öyle kalmış ama. 366. hadis-i şerif? Yok, 366. sayfa. Doğru söylemişim ilki. 366. sayfada şey, insanların en cömert olanı arkadaş yanında oturan. Evet. O şeyin Hazreti Abbas o esnada yanında oturduğu için ona bağlı. İnsanların en cömerti yanında oturandır dedi. O zaman o insanların en çok yanında o esnada kim oturuyorsa evet, o söz konusu olur. Şahsa ait bir şahsa şey. Anladım. Yani o noktada o gün cemaatin içerisinde o en cömert olanı onu görmüş. Anladım. Yanında oturan olarak. Anladım. O yani normalde bir şahsa ait. O şeye ait değil yani. Normalde o esnada bakacağız. O aslında hadis-i şerifin biraz inceleyip şey olabilir. Altında ona benzer bir rivayet daha var. Aynı şeyde, devamında. İlginç geldi. Yani arkadaşını şey göstererek tekrar devam ediyor. Bana göre insanların en cömert olanı yanımda oturuncaya kadar insanların arasında adım adım gelendir. Yani o şahsa ait. Kimin bahsettiyse burada o normalde altına ravilerini de almamışlar onların. Onu bir bakmamız lazım tekrar. Ama o şeye ait. Yani, bir şahsa ait. Daha mantıklı. Daha yani, şey. O kimse, kimse yanında o esnada oturan ona ait. Evet. Başka bir şeyler bir naat değil. Olur. Tabii hadislerde daha çok ayetlerde cennetten bahsederken ben size işte nehirler, yani evinizden akan nehirler verdim diyor. Yani daha bu yani mükafat olarak hep sudan bahsediliyor aslında. Tamam şimdi yani bu dünyamızda da su şu anda önemli ama acaba su daha da böyle çok çok değerli bir şey olacak da işte evimizden atan bir işte cennette nehirler atacak. Bir hadi şey var, ayet var. Yani dünya üzerinde kullanılabilir su oranı aslında çok fazla değil. Her fırsatta sudan bahsediyor, nehirden,
falan bahsediliyor. Ama nehirden bahsedilirken ondan sadece su olarak algılanmaz. Nehir bir şeyin çok hızlı aktığı bir yerdir. Çok bol aktığı bir yerdir. Yani ona bakarsan bal nehri de var, süt nehri var, şerbet nehri var cennette. Yani bunun gibi nehirler var. Tabii Cenab-ı Hak bu noktada cenneti bize anlatırken cennet anlayışımız bizim daha dünyasal, indirilmiş olarak anlatıldığından, anlaşıldığından öyle diyelim. Biz cennete bakarken daha dünyasal bakıyoruz. Oysa bir müddet daha geçtikten sonra bizim Kur'an-ı Kerim'e bakışımız, Kur'an-ı Kerim'den anlayışımız bugünkü mantığımızdan, bugünkü düşüncemizden, bugünkü aklımızın üstüne çıkacak. Yani buradaki cennet anlayışı da üstüne çıkacak. Yani örneğin işte şimdi cennet anlayışı biraz değişti. Cennette bir kimsenin büyüklüğü, öyle söyleyeyim. Yani bir şahısının büyüklüğü cennette Uludağ'a kadar olacak. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Yani cennette siz bu surette halk olmayacaksınız. Cennette siz Uludağ'a kadar bir şey olacak, bir şahıs. Koca bir dağ, Uludağ, öyle değil mi? Tahmini belki de Uludağ'dan daha büyük olacak cüsseniz. Cennetteki bir kimsenin cüssesi. Cehennem cüssesi de aynı olacak. Cehennemde de bir kimsenin cüssesi Uludağ kadar filan olacak. Hatta Uludağ'dan daha büyük olacak. Sebebi belli mi efendim? Cenab-ı Hak bunu öyle halk edecek, öyle yaratacak. O zaman yani daha enteresan bir şey geçeceğim şimdi. O zaman Adem'i en güzel şekilde yarattık dediğinde bir Adem yaratılmış bir Adem düşünün. Yani Adem Aleyhisselam en güzel şekilde yaratılmış. O zaman Adem Aleyhisselam böyle kendimiz gibi 1.80 boyunda 60 kilogram ağırlığında bir şey olarak düşünmeyin. Ben Adem Aleyhisselam'ı ilk rüyamda gördüğümde yaklaşık 19-20 metre filan böyle. Kayıtlarda 17 metre geçiyor sanki. Sonraki rüyada daha mı büyüdü efendim yoksa? İlkini anlatayım. Şeyler çıktı da evet. Ya normalde şimdi yani bizim Adem anlayışımızla Kur'an'ın ve sünnetin Adem anlayışı, dinin Adem anlayışı aynı değil. Yani bize Cenab-ı Hak en güzel surette yarattım diyor. En güzel surette yaratılmış bir Adem var. Ve Adem yaratılmazdan önce ben peygamber edim diyor. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini düşünün. Adem yaratılmazdan önce ben peygamber edim diyor. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaratılıştaki inceliğini, yaratılıştaki üstün teknolojiyi, bugünkü dilde böyle anlatalım. Üstün teknolojiyi algılamamız mümkün değil. Yani öyle bir teknoloji düşünün, teknoloji bakın, teknoloji diyorum. Öyle bir teknoloji düşünün ve öyle bir yaratılış düşünün ki bu yaratılan kimse, bu yaratılan şahıs bir anda bütün dünya semasını ve gökü normal semayı ve arşallahi, levh-i mahfuzu, kürsüyü geçip Allah'la yüz yüze görüştü. Bunu normal bir beyinle, normal bir akılla algılamak mümkün değil. Ve öyle bir yaratılışta yaratılmış hiçbir şey yok. Yani işte böyle bir bilim kurgu filmleri izliyorsunuz ya, bilim kurgu filmlerinde çok üstün yaratılmış insanlar var ya, ya onlar bunun yanında konuşulması abes olan şeyler. Ve Cenab-ı Hak insan, bütün insanların üzerine bu özellikten vermiş, müminlere vermiş.
müminler de bir anda başka bir yeri görebiliyorlar, başka bir yeri izleyebiliyorlar. O zaman ama aynı Adem'den bahsederken Cenab-ı Hak diyor ki o aşağıların aşağısına indirdik. Esfel-i Safilin'de de var. Aynı Adem. Ama o Adem eğer kendi yaratılışının farkında değilse Esfel-i Safilin'de iniyor. Hayvandan daha aşağı bir mahluk, bir varlık oluşuyor. Bütün kalbi ve manevi bütün bağları, bütün bağlantıları kopuyor. Ve hayvandan daha aşağı bir mahluk noktasına düşüyor. Bu arasında hepsi de Adem ve hepsi de Adem. Ve Adem'in bir sürü veçesi çıkıyor. Yani çok affedersiniz. Ya çocukların yanında konuşulmayacak abes şeyler de yapabiliyor mu insanlar? Yapabiliyorlar. O zaman hem ahlaki yönden hem de fıtrat yönünden, yaratılış yönünden, normalde fıtratı insan ama ahlak yönünden hayvandan daha aşağı bir mahluk statüsüne düşüyor mu? Düşüyor. O zaman onun bütün kalbi ve manevi bağlarının hepsi de kopmuş oluyor. Ve insanların bir fiziki konumları vardır, durumları, bir de manevi durumları vardır. Yani insanlar fiziki olarak 1.80 boyundadır. Manevi olarak başka bir boyuta geçtiğinde başka bir boydadır. Geçmiş olduğu boyuta göre onun boyu da değişir. Dördüncü makamdaki nefis meratibi olarak, dördüncü makamdaki bir kimsenin boyutuyla beşinci makamdaki nefis meratibi olarak o kimsenin boyutu aynı değildir. Yani bugünkü teknolojik dille konuşuyorum. Altıncı makamdaki bir kimsenin boyutu da aynı değildir. Yedinci makamdaki kimsenin boyutu da aynı değildir. Biz bugünkü dilde boyut değiştirmek deniliyor ya onu. Oysa adam oturuyordur orada. Veya namaz kılıyordur. Orada zikrullah yapıyordur. Ama kendi manevi halinin boyutuna göre, kendi kalbi konumuna, durumuna göre onun değişik manevi alanda, değişik boyutlarda, değişik bir şekilde görmek veya onun öyle tecelli etmesi mümkün olan şeylerdir. O zaman o Adem'in en güzel suretinden tut, Esfel-i Safilin'e kadar bir insanın üzerinde yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Tecelli edebilir mi? Tecelli edebilir. Hepimizin üzerinde de bu tecelli edebilir mi? Hepimizin üzerinde tecelli edebilir. Bu noktada o kimsenin boyutunun yükselmesi ince ahlaklı, Allah'ı çok zikretmekle, sevmekle mümkün. Ve Allah yolumuzda mücadele edenlerin yollarını açarız. Ayet-i Kerimesi mucibince onun yolunu açacak. Onun konumunu, boyutunu da değiştirecek. Değiştirecek olan da Allah. Ve cennetten şimdi laf cennetten açıldı. Cennetten bahsederken bu suretinizle cennete girmeyeceksiniz. Yani bu suretinize göre cennete girmeyeceksiniz. Ve cennette en küçüğünüz Uludağ suretinde olacaksa onların ihtiyaçları da farklı olacak. Yani Uludağ gibi bir adamın suyu, ekmeği, yemeği veyahut bir şeyden lezzet alması, tat alması aynı noktada, aynı kadarıyla olmayacak. O zaman Uludağ gibi bir adama nehirle su lazım. O zaman nehirle mal lazım, nehirle süt lazım, nehirle içecek lazım. Namütanay turba ağacı lazım. O kimse doyma ihtiyacı hissetmeyecek belki de, yemeğe ihtiyacı hissetmeyecek belki de ama dünyadan kalma aklıyla yemek isteyecek. Yediğinde ne yiyecek o zaman? O zaman önüne bir turba ağacı konmuş olacak. O tuğba ağacından istediğini yiyecek. Yanlış. Tuğba ağacı var. Tuğba ağacından istediğini yiyecek. O zaman tuğba ağacı dediğimiz şeyin de anlayışı da değişmiş oldu. Yani millet tuğba ağacında ondan sonra işte buradaki erik ağacı gibi zannediyor. Galak ağacı gibi zannediyor. Tuğba ağacı da öyle bir ağaç değil. Adı ağaç. Biz cennetteki adı ağaç olan tuğba ağacının nasıl, ne şekilde tecelli edeceğini, ne kadar büyüklükte olduğunu, onun enerjisini, onun kapsadığı alanı, onun bu noktadaki Allah'ın onun üzerine yüklediği misyonu tam olarak biliyoruz mu? Hayır. Millet de zannediyor ailelerde bir ağaç. İşte bildiğin ağaç ya, kavak ağacı gibi ağaç. Ve tuğba ağacı bütün cennet halkının yiyeceği
Bu meyveyi sebze yiyor. Orada tarım yok. Orada toprak ekmek dikmek yok. Orada ağaç silkelemek yok. Ama bütün cennet halkının, cennetteki insanların yiyecekleri tuğba ağacından. Yani burada adam işte kebapları yemiş, tadı damağında kalmış. Diyecek ki ya biraz daha tatlısı olsaydı tuğba ağacı böyle bir ona tatlı bir erik sunacak. Yani öbür dalından da muz isteyecek, öbür dalından elma isteyecek. Ve o kimse istediği anda elini uzatmasına bile gerek kalmayacak, ağzına getirecek. Yani cennet hayatıyla alakalı kesitleri Müslümanlar böyle çok rüyalarında görmezler. Orasını böyle biraz Cenab-ı Hak hikmete binaen örter, kapatır. O kimse çünkü dünyaya meyletmez. Dünyaya hiç bakmam bu sefer. Ve cennetle tanışma tasavvufta 5. makamdadır. Nefis meratip olarak 5. esmaya geldiğinde cennetle tanışır. Daha 4. makamda cennetle tanışmaz o kimse. 5'te cennetle tanışır. 5'te gider cennete oturur. Cennetteki o esnada ölse cennetteki makamını görür. Evini görür. Yurdunu görür. Arkadaşlarını görür. Bahçesini görür. Kendi şahsını, kendi kimliğini görür. Cennette görür. Ve o normalde şey olmaz çok böyle. Orayı çok göstermezler. Maneviyat orayı çok göstermez. Allah orayı çok göstermez insanlara. Gösterme işin sebebi adam dünyada malı, mülkü, işi, aşı, eşi, çoluk, çocuğu bırakır bir kenara. Dengeyi kuramaz. Ancak beşe gelen bir kimse gerçek mahiyette olmasa dahi belli bir mahiyette cenneti görür. Ve o noktaya geldiğinde de Allah ona hitap eder zaten. O cennete hitaba nail olur. Allah ona bir kelime söyler, bir ayet söyler, bir lafız söyler, bir selam söyler, bir kelam söyler ona. O bir tecelliyata muhatap olur. Bu tecelliyata muhatap olunca da o tecelliyata muhatap oluşunun halini yaşar. Bundan kitaplarda okumanız mümkün değil artık. Bundan bir başkasının da böyle anlatması da mümkün değil. Çocuklarınızı anlatırsınız. Veya birisi gelir bu noktada size bir şey söylerse hiç olmasa yalan söylediğini bilirsiniz. Kandırılmazsınız. O zaten o 5. makama geldi. O hitabı aldı mı o kimse şeyhlik yapar artık. O Allah'ın hitabını bilir çünkü nasıl olduğunu. Ve onun gönlüne hitap gelmeye başlar. Ondan sonrası da halife makamıdır. Zaten 6. makamdır. O yüzden cennet hayatı sizin bildiğiniz hayat gibi değil. Buradaki dünya hayatında küçük küçük numaralarını görmek mümkün. Cennet hayatı sizin bugünkü bilincinizin, aklınızın çok çok üstünde bir bilinç ve aklın kavrayabileceği, kalbin kavrayabileceği bir hayat standardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada bir adam sabahtan akşama kadar yese, yediği şeyden dışkı çıkmayacak. Yediği şey nur olmuş olacak. Yediği nur çünkü. Yediği nur. Yorulmayacak bir kimse orada. Yorgunluğu hissetmeyecek. Uyumayı hissetmeyecek. Aklına gelecek. Ya dünyada kadar uyuyorduk ya. Ha uyuyalım hadi. Diyecek ki ya Rabbi biz biraz uyumak istiyoruz. Yatacak uyuyacak örneğin. Uyuma ihtiyacı hissetmeyecek. İbadet de yok. İbadet yok. Açlık hissetmeyecek örneğin. Yiyecek yiyecek toplulukta hissetmeyecek. Yani bütün cennetteki bütün nimetlerinden ise yine tokluk hissetmeyecek. Açlık da hissetmeyecek. İbadet mecburiyeti yok. Ama cennette namaz var mı? Her cevap var. Cennette zikrullah var mı? Her cevap var. Ben burada namazı böyle bir zorunluluktan dolayı değil, sevdiğinizden kılın dememin sebebi bu. Cennette namaz sevdiğinden kılacak kimse. Allah'ı sevdiğinden kılacak. Namazı sevdiğinden kılacak. Cennette oruç var mı? Var. Farz olarak değil. Allah'ı sevdiğinden oruç tutacak. Ben diyecek seni çok seviyorum.
Ben bandır bandır bağırıyorum ya, bir şeyi sevdiğinizden dolayı yapın, severek de yapın. Zorunluluktan dolayı değil. Bizim kardeşlerimiz ibadetleri zorunluluktan yapmasınlar, sevdiklerinden dolayı yapsınlar. Namazı severek kılsınlar, orucu severek tutsunlar, zikrullahı severek yapsınlar. Severek yapmak. Yani bir zorunluluk, ha ne zaman zorunluluk hissedecek? Nefis vurur ya insana, hadi dersini çekmeyenler, o zaman zorunluluk hissetsin, dersini çeksin. O zaman zorunluluk hissetsin, namazını kılsın. Bu farklı bir şey. Ama öbür türlü zorunlu hissetmesin kendisini. Bu noktada namazını kılsın, orucunu tutsun, zikrini yapsın ama severek yapsın. Cennette de severek yapacak zaten. Ve bunu da yaparsa buradaki hayatını cennet hayatına benzeştirmiş olacak. Namazı severek kılacak. Severek kılarak da severek gidecek. Sevgi çok önemli. Biz bunu yitiriyoruz. Allah muhafaza eylesin. Efendim az evvel buyurduğunuz gibi yani kişi dünya hayatında yaşadıklarının sevdiği ölçüde cennette de yaşayacak dediniz. Bu boyutuyla az evvel arz ettiğiniz gibi cennet meyvesi, cennet yiyeceği veya cennetin onu cezbeden yönleri burada Allah'ı birebir seven bu noktada hayatını idame ettiren için de oradaki nimetler onun pek umrunda olmayacak. Buradaki sorum şuydu, az evvel yine cevaplandırdınız. Kişi burada vaktini nasıl geçirecek? Cennette yani zaman mefhumu yok. Yok. Sonsuzluk ve yani tamamen sevdikleriyle mi? Hani yiyecekse yiyecek, namazsa namaz. Yani uçsuz bucaksız bir sonsuzluk var sonuçta. Yani normalde insanların buradan cenneti hayal etmeleri çok güç bir şey. Cennetin tam manasıyla bu noktada veya bugünkü anlam, bugünkü ibade noktasında, bugünkü ilim noktasında algılamaları da çok güç. Ben fark ettiyseniz sohbetlerde fazla cennetten bahsetmem. Arkadaşların, kardeşlerin bir nimete karşılık ibadet etmelerini, bir şey yapmalarını istemem. Bu biraz basitlik olur. Ehli tasavvuf bir nimete binaen ibadet etmez, nimete binaen bir şey yapmaz. Ehli tasavvuf bir şeyi yaparken böyle sırf Allah razı olsun, bilse billah noktasında yapar. Bir şeye karşılık olursa işin içerisinde sanki rüşvet gibi işte. Evet, evet. Yani ben sana ibadet ediyorum, beni cennetine koy. Ben seni zikrediyorum, beni cennetine koy gibi. Yani ehli tasavvuf için çok uygun bir şey değil. Biz sevdiğimiz için yapalım her şeyi. Cenneti düşünerekten değil. Evet. Peki, kul Allah'ı sevdiği için bütün ibadetlerini yapar. Cennette de sevdiği için oruç tutar ve namaz kılar. Bunun ona, kula, Allah bunun sevgisini, kulun sevgisini bildiği için ona müsaade eder ve bütün bu sevdiklerini yine yapar. Cennette mücadele, yani bu noktada nefsen, gönlündeki, nefsindekini istiyor yine bir nebze. Bu noktada bir yükseliş var mıdır? Yani kulun o noktada bitmiş midir her şey? Dünyada her şey. Bitti. Yani o Allah'ı sevdiği için tekrar ibadet etmesi veya sevdiği için Allah'a, yani onun zatını görmek adına bir mücadele var mıdır? Cennet mi? Yok. Mevcut hadis kitaplarında bunu böyle örten, yasaklayan, kapatan bir şey yok. Ya da ben denk geldim. Ayet-i kerimelerde de örten, kapatan bir şey yok. Ama ulemanın ittifak ettiği bir şey var. Cennette bir daha adamın makamı, mevkisi yükselmeyecek. Evet. Ben orada bir kafa aramak istiyorum. Bu benimki iştahat olmaz ama bir kafa aramak istiyorum. Madem kaldığının rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı sonsuz, sonsuz ve gazabını örtmüş vaziyette, ben ümit ediyorum, bir ümit kapısı aramıyorum ben. Cennette de cennetlik olan kimseleri Cenab-ı Hak lütfedecek. İnşallah. Nasıl
iman edip de cehenneme girmiş olanların cehennemde cezasını çektikten sonra onları lütfedip, ikram edip onları kendi rahmet deryasında daldırıp onları yeniden cennetlik edecekse Cenab-ı Hakk'ın lütfi ikramı geniştir. İnşallah. Birinci kata diye, birinci kat cennete diye aldıklarını bir müddet sonra beşinci, altıncı kata, yedinci kata çıkarabilir. Bir müddet sonra cennet dahi belki de tek düze olabilir. Yani tek düze derken bütün herkes belli bir noktaya çıkmış olabilir. Veyahut da hani akşam olunca herkes evine döner ya, böyle bir şeyde insanlar belli bir yer olarak onlar buraya aidiyet kesbedebilir ama öbür yerlerde dolaşabilirler. Allah'ın sonsuz nimet ve lütfunu görebilmek, nail olmak için. Cenab-ı Hak çünkü kendi sonsuz lütfunu ve ikramını sergilemekten hoşlanır. Ümit ediyoruz biz. Ben de öyle olduğunu hissediyorum efendim. Ümit ediyoruz inşallah. Var mı başka sorusu olan? Yoksa iman bildiğini mi? Hocam, cennette mertebe yok mu? Var. Var. Yani her cennete giren aynı mertebe. Gerçi soruyu da rahatladınız da yine de bir kafa bakarız soruyu dedi. Yani inşallah hocam. Cennette mertebe var. Birden sekiz kat cennet. Yani az çalışan, az çok çalışan. Evet. Bizim tabirimizde anlayacağımız şekilde kat. Öyle değil. Kat deriz ya biz işte. Ya beşinci kat daha önce olacak yani. Öyle değil mi? Öyle. Bunun gibi. Az çalışana az, çok çalışana çok. Eyvallah. Ebu Bekir bin Hazım bir sahabeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sevgi ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şu hadis-i şerifi sana yeter. Sevgi büyüklerden intikal eder. Bir adı şerif daha söyleyeceğim, sonra ortak ikisini toparlayacağım. Ebu Hüreyre iki erkek gördü. Birine bu senin neyindir diye sordu. Adam babamdır diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Hüreyre şöyle dedi. Sakın onu adı ile çağırma. Onun önünden yürüme ve ondan önce oturma. Sakın onu adıyla çağırma. Yani bizim toplumumuzda genelde son zamanlara kadar insanlar babalarının isimleriyle çağırmazlar. İşte benim babamın adı Hasan'dı. Yani Hasan gel be, Hasan git demezler. Ama öbür ikisi var. Yani ne? Ondan önce yürümek, ondan önce oturmak. Biz birinci derecede buradaki cemaat kendini feda edecek. Bunu babanız, kayınpederiniz, anneniz, kayınvalidenizle ayırmak yok. İslam bir şeyde anne baba dedi mi, bütün anne babaları kapsar. Bunun altını teyit edeyim. Bizim kardeşlerimiz öyle davranacaklar. Kendi babanıza nasıl davranıyorsanız, hanımlarınızın, eşlerinizin, babalarının, kendi babalarınızdan daha üstün davranacaksınız. Kendi eşlerinize nasıl, kendi annelerinize nasıl davranıyorsanız, eşlerinin annelerine daha üstün davranacaksınız. O zaman bir ölçü çıkıyor. Sevgi büyükten küçüğe intikal ediyor. Siz büyüklerinize ne kadar hürmet ve sevgi ve saygılı davranırsanız, sizin o sevginiz sizin küçüklere bir terbiye olarak geçecek. Ve küçükleriniz de kendi büyüklerine ve küçüklerine sevgili ve saygılı davranacak. Bunlar terk edilmiş sünnetler. Biz çocuğumuza namazı öğretiyoruz, çocuğumuza orucu öğretiyoruz, çocuğumuza iyi para kazanmayı öğretiyoruz. İşte çocuğumuza iyi okullarda okutuyoruz. Ama çocuğumuza ahlaklı davranışı öğretemiyoruz. Çünkü o ahlaklı davranışı biz sağlayamıyoruz. Bir iyi bir anne baba bizim için çocuğunu iyi yaşatan bir anne baba değil. İyi bir anne baba hem kendisi iyi ahlaklı olan hem de çocuklarını ahlaklı yetiştirendir. İyi bir anne baba. İyi bir anne
çocuğunu ahlaklı yetiştiren anneler, çocuğuna diyebilmeli, oğlum baban veya kızım evde babanız geldi, babanızın yanında yatmayın, babanızın yanında doğru oturun, babanızın yanında gürültü etmeyin. İşte anneannenizin yanında, babaannenizin yanında, dedenizin, nenenizin yanında şöyle davranın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Çocuklarınızı iyi ahlaklı yetiştirin. O çocuklarınızın ahlakı sizin mirasınız. Sizin üzerinizdeki ahlak anne ve babalarınızın mirası. Ya da edindiğiniz eğitimin mirası. Ne eğitimi aldıysanız. Beni böyle annem babamı eğitti diyorsanız onun mirası. Beni böyle işte şeyhim eğitti diyorsanız şeyhinin mirası. Beni böyle benim gittiğim cemaat eğitti diyorsanız cemaatin mirası. Ben kendi içinde bulunduğum cemaatin müntesiplerinin kötü bir miras bırakmalarını istemem. Onlar miras bırakacaklarsa iyi ahlakı miras olarak bıraksınlar. Ben isterim ki benim içinde bulunduğum cemaat kendinden sonrakilere iyi bir ahlak bıraksın. O zaman siz birinci derecede evinize kim girdiyse büyük olarak onlara hürmette, hürmette, hizmette, saygıda, sevgide kusur etmeyin hiç. Asla büyüklerinizle tartışmayın. Onlarla cederleşmeyin. Onları normalde kötü söz kullanmayın. Onlara hakaret etmeyin. Onları haksız gördüğünüz yerler olabilir. Susun, orayı terk edin. Susun, orayı terk edin. Çünkü eğer çocuklarınızın önünde kendi anne ve babalarınızın, kayınvalidelerinizin, kayınpederlerinizin gıybetlerini ederseniz, onların aleyhine konuşursanız, o çocuklarınız da gıybet etmeyi, kendi büyüklerinin aleyhinde konuşabileceğini, konuşabilmenin mümkün olduğunu görecek. Ve eğitimini öyle alacak. Bir çocuk düşünün, bir babası var, baba babasını dövüyor. Bir çocuk düşünün, bir annesi var, annesi kayınvalidesini dövüyor veya kendi annesini dövüyor veya onları kötü söz kelime kullanıyor. O çocuk o ahlakla büyürse geleceğinde de aynı şeyi yapacak. Bunu bariz olarak ben kendim yaşadım. Benim kız kardeşimin kocası vardı. Bana dediler ki kahvede dedi, bütün herkes duydu. İşte bunu örnek olarak söylüyorum. Babasını dövüyordu adam. Çocuk da babasına biz neyse bizim çocuğumuza görür. Biz ne öğretiyorsak çocuğumuzdan onu alacağız. Evlatlarımızdan onu alacağız. Başka bir şey almayacağız. O zaman biz evlatlarımıza sevgiyi öğretelim. Biz ilk önce kendimiz severim. Ve kendimizi feda edelim. Aldatacağımızı, oranacağımızı, istismara uğrayacağımızı bile bile sevgiden ödün vermeyelim. Varsınlar biz seviyoruz diye bizim annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, eşlerimiz, akrabalarımız bizi istismar etsinler. Bizim sevgimiz de bizi istismar etsinler. Varsın desinler ki ya bu gelinin kafası hoş, seviyorum diyor, her türlü yükü çekiyor. Çeksin gelinler yükü. Ya bu damadın kafası hoş ya, biz ne desek yapıyor. Varsınlar yapsınlar. Çünkü toplum sevgisiz bir noktaya gidiyor. Sevgiden, merhametten, muhabbetten yoksun bir noktaya gidiyor. O deccaliyet sarıyor, Müslümanlar da sarıyor. Ve Müslümanları sevgisi, muhabbetsiz, katı katlı yapmaya başladı. Merhametsiz yapmaya başladı. Artık insanlar çocuklarına dahi merhamet etmiyor. Artık insanlar kendi evlatlarına merhamet etmiyor. Kendi anne babalarına merhamet etmiyor. Ya adam çocuğu cezaevine girecek. Adamın orada malı var, arsası var. Yani al adam gözümün önünde. Ya fazla yani ihtiyacı olmayan bir şey. Adam arzasını satırsa kendi evladını cezaevinden kurtarma yoluna gitmedi. Ya bu kadar merhametsizler falan insanlar. Kendi kardeşi aç, açık, perişan bir vaziyette
Kendi kardeşine merhamet etmiyor insanlar. Allah muhafaza eylesin. Bizim dinimiz bu değil. Bu etrafta gördüğünüz, yaşadığınız şeyler bizim dinimizin ürünü değil. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kaybedeceğimizi bilsek dahi, kaybedeceğiz yani. Evet. Paramız gidecek, sağlığımız gidecek, rahatımız gidecek. Millet bizi salak yerine koyacak, gerizekalı yerine koyacak, aptal yerine koyacak, koyacak. Biz sevgimizi göstermekten ve sevgili olmaktan vazgeçmeyelim. Bu noktada sağlam duralım inşallah. Yoksa çocuklarımızla kaybedeceğiz.